Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Bir salı günü daha birlikteyiz inşallah. Birlikteliği nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Geçen hafta kaldığımız yerden bu haftanın haberi olduğu üzere Rabbimizin El-Aziz ismini inşallah konuşacağız demiştik. Bir Euzu Besmele çekelim ve dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri böyle güzel bir derste buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Ve inşallah dersimizden kendi nefislerimize pay çıkarabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Okuduklarımız, konuştuklarımızla Rabbimize olan yakınlığımızı arttırsın inşallah. Yine Rabbimize olan yakınlığı, yine her şeyin sahibi olan Rabbimizden istiyoruz. Aslında her derste neredeyse muhakkak bir Rabbimizin bize öğrettiği ya da Allah Resulü'nün bize öğrettiği ya da diğer peygamberlerin bize öğrettiği dualardan ya da namaz esnasında okuduğumuz ayet-i kerimelerden, sure-i celillerden örnekler verip bir bazen hayatımıza yeni dualar, yeni ezberler katmayı hedeflerken bazen de çok iyi bildiğimiz, çok okuduğumuz duaların, ayet-i kerimelerin anlamları üzerine düşünüp belki onları yaparken duyduğumuz heyecanı arttırmayı, orada alacağımız feyzi arttırmayı hedefliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Rabbimizin El-Aziz oluşunu, Aziz ismini konuşurken, konuşmaya başlarken hepimizin çok iyi bildiği, hatta belki ezberlemek için çaba göstermeyip doğduğumuzdan beri bulunduğumuz ortamlarda okunurken ya da kulak aşinalığıyla ezber ettiğimiz bir ayet-i kerimeyi okuyarak başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahül azim. Bu ayet-i kerimeler bizim aslında bir kapanış duası, bir bitiş duası olarak okuduğumuz ayet-i kerimeler hepimizin kulağına muhakkak aşina geldi, tanıdık geldi. Hatta belki o an canlı yayına giren bir kimse acaba dersi bitiriyor mu hocamız diye bir bizim için bir dersi bitiriş, bir okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kapatış duasıdır. İsterseniz şöyle yapalım. Bugün bu güzel duayı, neden bu güzel ayetleri dua olarak okuduğumuzu, neden böyle bir alışkanlık edindiğimizi şöyle kısaca değinelim. Sonra bugün bize Rabbimizin Aziz ismini anlamaya çalışırken bu ayet-i kerime de inşallah eşlik etsin. Onunla anlamımızı çoğaltmaya gayret edelim inşallah. Okuduğum ayet-i kerime, yani hepimizin bildiği bu ayetler, 3 ayet-i kerime okuduk. Saffat suresi 180, 181 ve 182. ayet-i kerimeler. Saffat suresinde bu ayet-i kerimelerden önceki bölümlerde putperestlerin yanlış ilah anlayışları, yanlış Allah'la ilgili yanlış zanları, doğru olmayan inanç şekilleri anlatılır. Putperestlerin ve müşriklere de bu konuda örnekler verilir. Ve denir ki, yani Mekke müşriklerinden o dönemden örnekler verilir. Putperestlik de bir şirk biçimidir, bir ortak koşmadır ki o dönemde biliyorsunuz putperestlik çok yaygın. Putperestlerin yanlış inançları anlatılır ve denir ki o inançların Allah-u Teala'ya yakıştırılamayacağını anlatır. Ve sonra biz sonrasında ayet-i kerime bu ayetlerle devam eder. Biz de aslında şöyle bir güzellik gelenek haline getirmişiz. Alışkanlıklarımızın içerisine yerleştirmişiz. Çok da güzel bir alışkanlık. Kur'an-ı Kerim'in hangi bölümünü okursak okuyalım ya da hangi ibadeti yaparsak yapalım, bitirişte, kapanışta, sonuçta bu ayet-i kerimeyi okuyarak sonlandırırız. Aslında böyle bizim güzel geleneklerimiz vardır. Farkında olmadan böyle bir şey geliştiririz. Kur'an'la konuşuruz aslında biz. Çünkü Kur'an'la konuşurken Rabbimizle konuşuruz. Mesela hatim okumayı çok severiz. Hatim okumaları yaparız. Her hatim bittiğinde döneriz, tekrar Fatiha suresi okuruz. Mesela bu bir gereklilik midir? Hayır, bir gereklilik değil.
değildir ama orada verdiğimiz bir mesaj vardır. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edeceğim. Baş bitiririm ve tekrar başlarım deriz. Gibi böyle dualarımızda, seçtiğimiz ayeti kerimelerde, seçtiğimiz peygamber dualarında aslında hep o alışkanlıkların çok güzel mesajları vardır. Ben onları anlamayı, kendi nefsime anlatmayı, sizlerle paylaşmayı seviyorum. Çünkü bu insanın alışkanlıklarının nasıl güzel mesajlarla bir heyecana dönüşebildiğinin de bir şeyi oluyor, bir parçası oluyor. İşte biz Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bu ayet-i kerimeyi neden okuyoruz? Çünkü ayet-i kerimede bir özet var. Bizim inancımızın bir özeti var. Hadi gelin birlikte kulak verelim. Sonra orada Rabbimizin aziz oluşuna, izzetin Rabbi olduğuna, izzetin sahibi olduğuna ikrar edip dersimize biz de bu sefer bu başlangıçla başlamış olalım. Peki bu şu mu demektir? Tabii işin belki fıkhi boyutu ama böyle bir konudan başlamışken, bahsetmişken söyleyelim. Bu ayet-i kerimeleri sadece bir duayı bitirirken, bir Kur'an okumasını bitirirken değil, bu kadar güzel ezberimizde olmuş 3 ayet-i kerimeyi her zaman dua niyetine, işte namazdan önce, namazdan sonra ya da namaz esnasında okuyabileceğimiz ayet-i kerimelerin içerisindedir ki biz zaten namazdan sonra da dualarımızı okurken, tesbihatımızı yaparken okuduğumuz tesbihatın içerisine de katarız bu ayet-i kerimeleri. Ne dedik biz bu ayet-i kerimeyle? Rabbimize işte o putperestlere olan o putperestlerin inancı anlatıldıktan sonra Rabbimizin nasıl inanmamız gerektiğini aslında bize öğretti. Saffat suresi 180. ayet-i kerimeden başlayarak yine Rabbimiz. Şöyle dedik. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun diye başlayarak mutlak izzet sahibi olan, mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Yani onlar ne derlerse desinler, nasıl inanırlarsa inansınlar, neyi çarpıtırlarsa çarpıtsınlar, Allah bu senin Rabbin, izzet sahibi olan Rabbin nedir? Bu nitelemelerden münezzehtir. Mutlak izzet sahibi, yani aziz olan, izzetin kaynağı olan, izzetin de Rabbi olan Allah bu yakıştırmalardan nedir? Beridir dedik ve devam ettik ayet-i kerimeye. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Şimdi şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim okuduk. Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuduk ki bizim çok güzel alışkanlıklarımız var. Yatarken Kur'an-ı Kerim okuruz işte. Cuma saatlerinde okuduğumuz böyle herkesin günlük böyle hayatının parçası haline getirdiği Kur'an-ı Kerim'le iç içe olmayı aslında başarmış bir ümmetiz. Rabbim bizi bundan geri koymasın inşallah. Ya da işte sevinçli günlerimizde, üzüntülü günlerimizde, cenazelerimizde işte bir bebek doğduğunda bir araya gelir bazen okuruz. İşte komşularımızla hanımefendilerin çok sevdiği, hanımefendilerin buna daha fazla belki vakit ayırma şansı oluyor. İşte çalışıp çalışmama durumuna göre ya da saatini ayarlıyor çalışan hanımefendiler bir araya geliyor. Bazen bizlerden rica ediliyor. Hocam biz şu saatte müsaitiz. Şu işi yapıyoruz. Ortak bir iş yapıyoruz. Bize bu saatte yardımcı olur musunuz diye. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir araya geliriz. Mahallelerimizin neyi vardır? Kur'an-ı Kerim okunan mesela böyle toplulukları vardır. İşte mukabeleleri okuruz. Camiler bunun için en güzel toplanma yerleridir. Böyle bir ya da evde tek başımıza bunu yaptığımızda okuduk. Bütün ayeti kerimelere yeniden iman ettik. Kur'an-ı Kerim'imizi kapattık ve şöyle dedik. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Ben inanmam gerektiği gibi inanıyorum. Rabbimin sahip olduğu bütün isimlere, bütün sıfatlara, onun sahip olduğu gerçek vasıflara iman ediyorum. Yani aslında bütün esmalara sahip olan Rabbimizi en özet cümleyle tekrar andık, hatırladık ve sonra bütün peygamberlere selam ilettik. Bütün peygamberlere selam olsun dedik. Çünkü Rabbimizin bütün peygamberler vasıtasıyla yani insanoğlu var olduğundan beri vahiyle ne oldu? İnsan Rabbi ile muhataplığını, Rabbi ile olan ilişkisinin elçileriydi peygamberler ve sonra alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun dedik.
bana doğru inancı yaşamayı nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun dedik. Vahiy ile beni buluşturan Rabbimize şükürler olsun dedik. Ve çok güzel bir biçimde aslında okumamızı, işte o Rabbimizle olan konuşmamızı çok büyük bir cümleyle kapattık. Aslında bu böyle bir diyalog. Yani çünkü biz neyi biliyoruz? Efendimiz bize müjdeliyor. Kur'an okuyan, işte namaz kılan, çünkü namaz da Kur'an demektir. Namaz da Kur'an-ı Kerim okuruz. Namaz kılan bir kimse diyor Allah Resulü, namazdan gelen bir kimseye. Tabii bunu Kur'an-ı Kerim okumak olarak anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyan, namaz kılan bir kimse gelse, ben az önce Rabbimle konuştum deyip yemin etse, buyuruyor Allah Resulü, ne olmaz? Asla yalan söylemiş olmaz. Rabbiyle konuşmuş oldu. İşte biz de Rabbimizle konuşmak demek olan Kur'an-ı Kerim okumayı böyle güzel bir cümleyle, yine Kur'an'dan cümlelerle bitiriyoruz. İşte orada Rabbimizin izzet sahibi oluşu, şu aziz oluşu ve bütün izzetin sahibi oluşunun altı çizildi. Yani Rabbimizin aziz ismi bize ne oldu? Hatırlatıldı. Peki ne demek aziz? Rabbimizin aziz olması, onun el aziz olması, izzet sahibi olması, izzetin de Rabbi olması ne demek? Bütün gücün, kuvvetin, yüceliğin, şerefin, üstünlüğün sahibi olması, bütün bu vasıflara sahip olması demek. Yani Rabbimizin yüceler yücesi olması, en yüce, en kuvvetli, bütün güç ve kudrete sahip olması, bütün izzet ve şerefe sahip olması demek Rabbimizin aziz oluşu dedik. Şimdi demiştik ki Kur'an-ı Kerim okumaktan bahsederek yola çıktık. Hadi o zaman yine Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin vahyi, Rabbimizin sözü olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de aziz olarak anlatılır. Fussilet suresi 41. ayet-i kerimede Rabbimiz ve innehu le kitabun aziz. Kitap Kur'an-ı Kerim'in, kitabın Allahu Teala'nın aziz kıldığı kitap olduğundan bahseder. Yani çünkü orada yine ne vardır? Rabbimizin konuşmasıdır. Rabbimizin sözüdür Kur'an-ı Kerim ve nedir? Azizdir. Yani yücedir, üstündür, güç ve kudret sahibidir dedik. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin Aziz ismi, Rahman ve Rahim isminden sonra en çok kullanılan ismi. Yüzün üzerinde yerde Rabbimizin Aziz oluşu, Rabbimizin Aziz isminden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve Rabbimiz kendisini Aziz olarak anlatıyor. Rahman ve Rahim üzerine birkaç hafta uzun uzun konuştuk. Şimdi dedik ki Rahman ve Rahim'den sonra en çok Rabbimizin kendini nitelendirdiği, kendisi için kullandığı ismi El-Aziz oluşu dedik. Ve bir kavram karşımıza çıkıyor. İzzet sahibi olmak. İzzet bize geçtiğimiz hafta hatırlarsanız, geçtiğimiz 2 hafta El-Mü'min ve El-Müheymin ismini anlatırken bir şeyin altını çok çizmiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'de bir yolculuğa çıkmak aslında insana şöyle bir güzellik de kazandırıyor. İnsan Kur'an-ı Kerim'de kendi vasıflarını, kendisine yüklenen anlamları da buluyor ve bununla kendisinin anlamını fark ediyor. Kendini biliyor. Hani Yunus Emre'nin deyimiyle kendini bilmek üzerine kitaplar yazılabilecek çok büyük bir aslında ifade, büyük bir özet. Kişinin kendisini bilmesi ki biraz sonra Aziz isminin bizim üzerimizdeki tecellilerini anlatırken buraya bir kez daha değineceğiz inşallah. Fakat dedik ki Kur'an-ı Kerim'de bize verilmiş isimleri, mesela demiştik ki mümin ismi tesadüfi bir isim değil de bizim mümin oluşumuz, ben müminim dememiz, Rabbimizin mümin ismini anlatırken bunun ne kadar heyecan verici ve ne kadar büyük bir paye olduğunu, nasıl büyük bir ikram olduğunu konuşmuştuk. İşte bugün de bizlerin aziz oluşu, izzetli oluşu, izzet sahibi oluşunun, o izzet sahibi duruşun ne olduğunu konuşurken bunu bir kez daha fark edeceğiz ki Rabbimizin bize büyük bir ikramı aslında kendi isimlerinin üzerimizdeki tecellisi ve Aziz isminin çok önemli bir özelliğinden bahsedeceğiz. Ahlaki inşamızda, karakter inşamızdaki yerine anlatacağız inşallah. Ama yine ben sırayı bozmayayım, sırayla gideyim.
Bir mesele daha önemli. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Aziz ismi o kadar çok geçiyor ki bütün ayet-i kerimeleri tek tek okumamız, tek tek tefsirine bakmamız ders için mümkün değil. Ama kendimize ders edinebilir miyiz? Kendimize ders edinebiliriz. Demiştik ki bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'le olan yakınlığımızı arttırabilmek için okunur demiştik. Esma-i Hüsna da bunların başında gelir demiştik. Şimdi şöyle düşünelim. Tabii ki çevirisini, kelime karşılığını biliyoruz fakat Esma-i Hüsna derslerinde, Esma-i Hüsna okumalarında, kendi yaptığımız okumalarda böyle çok güzel, kıymetli mesajlar geliyor. Güzel, herkes işte Esma-i Hüsna ile ilgili farklı derslere katılıyor, kitaplar okuyor, kaynak soranlar oluyor. Bu çok kıymetli bir ilim. Rabbimizi tanımaktan daha kıymetlisi herhalde yok. İşte aslında Rabbimizi tanırken, Esma-i Hüsna'yı öğrenirken Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde de büyük bir yol almış oluyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuz sayfalarda, yani bir sayfayı okuyun, orada Rabbimizin esmasından işte bir surede, bir sayfada, bir bölümde geçmeyen bir bölüm bulamayız. Ve orada aslında konunun özetini de oradaki esma, ya yani oradaki konuyla esma arasındaki ilişki o kadar önemlidir ki Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde büyük bir adım atmış, büyük bir yol almış oluruz. Bu yüzden de aslında Esma-i Hüsna'yı tamamlamak, Esma-i Hüsna üzerine okumalar yapmak bizi Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımızı arttırır. Şimdi bazen derste bu yüzden ne yapıyoruz? Bütün ayet-i kerimelere bakamıyoruz tabii ki ama o ayet-i kerimelerdeki ortak özellikler üzerinden bir ders yapmaya çalışıyoruz. Benim böyle sizlerden belki ricam, belki küçük bir tavsiye, kendi okuma şeklim olarak söylüyorum. Tekrar tekrar okuyoruz sizlerle birlikte. Bunu yaparken o ortak özellikleri, altı çizilecek yerleri not almak, onun üzerine yeni okumalar, Kur'an-ı Kerim'i bir de tekrar o gözle okumak, kendimize edinebileceğimiz güzel ödevlerden belki bu da bir vesile olur diye zaman zaman paylaşıyorum. Lütfen bunu böyle bir ödev ya da bir sorumluluk, bir zorunluluk gibi algılamayın. Tabii ki herkes kendi imkanı neticesinde, imkanı ölçüsünde derste var oluyor. Ve bütün katılımlar için her zaman dediğimiz gibi Allah razı olsun diyoruz ki bu dersi yapmamıza vesile oluyor. Şimdi bir özellik daha gelmeli aklımıza. Rabbimizin Aziz isminin geçtiği ayeti kerimelerle ilgili bir özellik. Orada Rabbimiz İzzet'in yani o yüceliğin, büyüklüğün, o saygının kaynağının Allah olduğunu sıkça hatırlatıyor. Şimdi önce buraya bakacağız ve sonra bize nasıl büyük bir paye verildiğini daha iyi fark etmiş olacağız. Hadi biraz ilerleyelim. Fatır suresi 10. ayet-i kerime tekrar açıp bakmak isteyenler için hatırlatalım ismini de ayet-i kerimenin. Rabbimiz buyuruyor ki kim izzet isterse, kim izzeti ararsa, kim izzete bakarsa bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Allah'a ait bir kavram, Allah'a ait bir vasıf, izzet sahibi olmak, aziz olmak, güçlü, kuvvetli, kudretli, yüceler yücesi olmak. Güzel işler ona yükselir. Ayet-i kerime devam etti. Güzel işler ona yükselir. Onun rızasına uygun olan iş ve davranışları da o yüceltir. Yani biz yeryüzünde iyi bir iş yaptığımızda o işin iyi olmasına vesile olan, güzel olmasına, onu güzel ve iyi diye tanımlayan da Rabbimizdir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde Allah rızası için yapılmayan işlerden bahseder ve rüzgarın önündeki küller gibi savrulduğunu anlatır. Yani bu altını çizdiğimiz özellik lütfen böyle zihnimizin en baş satırı olsun bugün. Çünkü diğer konuşacağımız şeylerin onun üzerine nasıl inşa olduğunu görmek bizim bilgimizi, idrakimizi arttıracak bir vesile olacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Dedi ki Rabbimiz, İzzetin kaynağı bilinmelidir ki sadece Allah'a aittir. İzzet sahibi olan Allah'tır. Güzel işler ona yükselir. Güzel iş, Allah'ın rızasına olan işleri de, uygun işleri de o yüceltir. Gizli gizli kötülük taslayanlar. Şimdi yine çok önemli bir özelliğin altını çizeceğiz. O yüzden buraya da dikkat edelim istiyorum. Gizli gizli kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzaklarını Allah alt üst edecektir. Onların tuzaklarını Allah alt üst edecektir. Şimdi dedik ki Aziz ismi, Rabbimizin aziz oluşu, Kur'an-ı Kerim'de yani yüzden fazla yerde geçti Aziz ismi ve bunun 88'inde güç ve kudret anlamında kullanıldı. Yani bütün
asıl gücün ve kudretin sahibi, her şeyi yapmaya kadir olabilecek bir gücün sahibi. 4 ayeti kerimede bakın. 4 ayeti kerimede intikam sahibi olmasıyla birlikte anıldı. Bu arada Kur'an-ı Kerim'deki Aziz ismi, Rabbimizin Aziz ismi neredeyse tamamına yakın yerde başka bir esma ile birlikte zikredildi ki biz onların içinden üçünü alıp ne kadar büyük bir çoğunlukta olduğunu görüp oradan bize hangi mesajları iletilmiş onu konuşup dersimizi inşallah öyle sonlandıracağız. Dört ayette Rabbimizin intikam sahibi oluşuyla anlatıyor Rabbimiz. Aziz ismini böyle ifade ediyor. Evet, Rabbimiz intikam sahibi, fakat onun intikam sahibi oluşu bize mühlet verişini, kullarına mühlet vereceği gerçeğiyle beraber zikrediliyor. Nerede? İşte biraz sonra bahsedeceğimiz o isimlerle birlikte. Fakat Rabbimizin intikam sahibi oluşu, yani cezalandıracak oluşu, tuzak kuranların tuzağını başına geçirecek oluşu ile ilgili ayet-i kerimelerde. O 4 ayet-i kerimeden bir tanesi de Ali İmran suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir buyurdu Rabbimiz. Yine Aziz isminin bir tecellisi olarak bizlere vahiyle hatırlattı. Dedik ki güç ve kuvvet sahibi demektir aziz oluşu Rabbimizin. 88 yerde bu anlamda kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Bakın, sadece aziz ismi üzerine düşündüğümüzde, konuştuğumuzda, anlamlandırdığımızda, geliştirdiğimizde bu bilgimizi Kur'an-ı Kerim'in sadece, bakın, sadece bu maddeyle bile 88 yerini daha iyi anlamış, daha iyi idrak etmiş olmak herhalde Rabbimizin bize vereceği büyük lütuflardan biri olur. Şimdi bu 88 yerde Rabbimizin bu isminin hemen yanında başka esmaların olduğunu söylemiştik ve bu esmalardan üçü ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Rabbimizin Hakim oluşu, Rahim oluşu ve Alim oluşu. Üç isim. Rabbimizin Alim ismi, Rahim ismi ve Hakim ismiyle birlikte zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakim ismi ne demek? Rabbimizin Hakim oluşu, hikmet sahibi oluşu ve en çok bu isimle birlikte zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 46 yerde Hakim ismiyle beraber zikrediliyor. Peki Hakim ne demek? Söz ve fiillerin merkezinde ilim ve merhamet olması demek. Hikmet sahibi olması demek ki aslında Rahim ve Alim isimleri de, yani merhametli olması ve bilmesi de yine Hakim isminin karşılığında birbirinden anlam olarak birbiriyle ilişkili üç isim. Peki neden Aziz isminin yanında bu üç isim zikredildi? Müfessirlerimizin bize bu konudaki açıklamaları neler? Aslında işte Rabbimizin gücü, bir güç var, bir kudret var. Bizi bir kere de Rabbimiz istediğinde, değil mi? Yani ol der ve olur. Mesela bir suç işlediğimizde anında cezalandırabilir, bizi yok edebilir, bizi helak edebilir, bizi her türlü, yani nefessiz bırakabilir, her şey olabilir. Fakat Rabbimiz bu gücünü, bu kudretini Alim, Rahim ve Hakim oluşuyla birlikte zikrederek bize şunu hatırlatıyor. Rabbiniz sizin için en iyi olanı bilir ve size karşı çok merhametlidir. Bir işe karar verdiğinde, bir işin sonucunu muhakkak hikmetle karar vermiş ve hikmetle yapmıştır. Yani Rabbimizin bütün işlerinde ne vardır? İşte o bahsettiğimiz hikmet sahibidir, hikmet vardır. Gücün bunlarla birlikte anılması. Teşbihte hata yapmak istemiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz. Bu derste yaptığımız benzetmelerden de Rabbimize sığınıyoruz. Ama şöyle düşünelim. Bunu anlayabilmek çok önemli. Dünyada bu böyle hissin binde bir, milyonda bir hissini yaşayabileceğimiz bir halle örnek verelim. Yine affımızı isteyelim Rabbimizden, yanlış bir örnek vermekten. Şöyle düşünün. Bir kimseye bir borcunuz var. O kimsenin, o kimseye o borcunuzu ödemediniz, ödeyemediniz. Ve o kişinin her türlü hakkı mevcut. Yani sizi mahkemeye verebilir, sizden bunu zorla alabilir, işte icra yoluyla bütün malınızı, işte kendi borcunu sizin malınızdan alabilir ya da işte sizi şikayet edebilir, bunu birilerine söyleyebilir, bir sürü şey olabilir. Ama bu kimse bunu yapmıyor.
Ve size diyor ki, sana ödemek için zaman tanıyorum. Sana ödemen için mühlet veriyorum. Bu borcu hiç kimseye söylemiyorum, paylaşmıyorum. Seni şikayet etmiyorum. Senin zamana ihtiyacın var. O kişiye karşı duyacağımız duyguyu, hissi, bize yaşattığı o ferahlığı düşünün. Tekrar ediyoruz ki Rabbimizle olan ilişkimizi hiçbir dünyevi işe benzetemeyiz. Sadece o ferahlığın böyle milyonda birini hissedelim, dünyada en yakın böyle anlatırız diye bu örneği seçiyoruz. Şimdi Rabbimiz bize nimetler ihsan ediyor. En büyük nimet nefestir, hayatta kalmaktır, hayatta olmaktır. Ve bize bazı sorumluluklar veriyor. Şunları şunları yapmak durumundasınız diyor. Fakat biz onlarda hep geride duruyoruz. Geride durmamıza rağmen Rabbimiz bize mühlet vermeye devam ediyor. Nimetini geri çekmiyor. Ve o mühleti verirken hikmetle, yani bizim içerisinde bulunduğumuz şartlarla bize en iyi şekilde hazırlayarak, imtihanımızı kendi hayatımızdaki o akışa uygun olarak, soruları oradan sorarak, hani şey ifadeyle, bugünün anlayabileceğimiz ifadesiyle, bizim hepimizin soruları ayrı ayrı, imtihan olduğumuz yerler ayrı, hepimizinki kendi hayatından. İşte bunun Rabbimizin hakim oluşunun bir tecellisi aslında bu. İşte Rabbimizin elinde bulunan aziz oluşu, o güç ve kudret, yücelik sahibi oluşu, yanında Rabbimizin hakim, rahim ve alim oluşunu vurgulaması bize bunu hatırlatıyor. O gücü ve kudreti sizin helakınızda kullanmıyor. Biz kullanmıyor ve neyi hatırlatıyor? Merhametli ve bilgili oluşunu, sonucun bizler için daha hayırlı olacağını bize hatırlatıyor. İşte bu izzet, Rabbimizin bu gücü, yüceliği, üstünlüğü, aziz oluşu Kur'an-ı Kerim'de dedik ki bir müjde gelecekti bize. Şimdi kaynakta ne, Kur'an-ı Kerim'de ne buyurdu? Ana bilgimiz neydi? İzzetin kaynağı Allah-u Teala'ydı. Yani aziz olan oydu. Yeryüzünde izzet sahibi olacak herkes de ona muhtaçtı. İzzetin sahibiydi. Münafıkun suresi 8. ayet-i kerimede Rabbimiz kimlerin izzet sahibi olacağını, hani bizim arayışımız bu ya kıymetli dinleyenler. Hani biz neyi arıyoruz? İşte Rabbimizin esmalarının üzerimizdeki tecellilerini arıyoruz. Bunların kimlere ikram edileceğini Rabbimiz açık bir biçimde bize anlatmış Kur'an-ı Kerim'de ve buyurmuş ki izzet Allah'ın Resulünün ve iman edenlerindir. Allah'ın, evet, bugün şu ana kadar okuduğumuz bütün ayet-i kerimelerde bu vurgulandı. Sonra Allah Resulü'nün, peygamberler izzet sahibidir. Ne demek? Demiştik ki izzet sahibi, evet, sadece güç, kuvvet demek değil. Aynı zamanda yücelik, üstünlük, yani bir duruş sahibi olmak. Hani izzet deriz. İzzet, biz günlük hayatta da kullanırız. İzzet-i nefis deriz. Kişinin kendi, insan onuru deriz. İşte ona sahip olmak. Bakın peygamberlerin hayatlarını okuduğumuzda bir şey görürüz. Peygamberler peygamber olmadan önce dahi hayatlarında izzetin tersi olan zillet dediğimiz, yani insanın aşağıda olması, aşağıda kalması, insan onuruna yakışmayacak davranışlarda ve hallerde bulunması demektir zillet. Peygamberler peygamber olmadan önce bile böyle bir halde bulunmamışlardır. Yani mesela ne görürüz? Bütün peygamberlerde böyledir. Biz Efendimizin hayatında şahit oluruz ki Efendimiz peygamberliği tasdik edilmese dahil insanların evet o aslında emindi. Yani bizim onun doğru söylediğiyle ilgili bir şüphemiz yok. Başka problemler var. Araya başka şeyler giriyor. Ama onun işte ona iftira atabilecekleri ya da onu karalayabilecekleri, çirkin bulabilecekleri hiçbir özellik yok, hiçbir vasıf yok. İşte hani bir yerde de şöyle yapmıştı dedikleri zillete düşüren hiçbir hareket yok. İşte peygamberler izzet sahibidirler. Ayet-i kerimeyle anlatıldı ve sonra Rabbimiz bize o büyük müjdenin kapısını açtı ve dedi ki iman edenler de izzet sahibi olma o, izzet sahibidirler. İman insana izzet katar ta ki işte orada yolculuk başlar. Eğer o izzetini muhafaza edebilirse, ona uygun yaşar, aziz olan Allah'ın kulu olarak yaşamaya devam edebilirse işte üzerindeki bu tecelliyi sürdürecektir dedi. Bize bizzat Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz neyin müjdesini verdi? Aziz isminin tecellisi olarak izzet sahibi olacağımızın müjdesini verdi ve bir kimse mümin olarak bu yolculuğa başladı dedik. O zaman hemen her ders yaptığımız gibi bu
ismin, Rabbimizin aziz isminin üzerimizdeki tecellilerini nasıl arayabiliriz? Üzerimizde hangi özellikler, hangi hasletler bulunmalıdır ki biz Rabbimizin aziz isminin tecellilerini üzerimizde yaşıyoruz diyebilelim? Onu temsil ediyoruz diyebilelim. Kur'an'ın ifadesiyle izzetli bir insan, izzetli bir mümin olabilelim. Şimdi az önce demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de ana merkezde Esma, Rabbimizin isimlerinin, Esma-ı Hüsna'nın merkezinde olan isimlerden biriydi. Aziz ismi. Aziz ismi üzerine, Esma-ı Hüsna üzerine çalışmalar yapan, Esma-ı Hüsna üzerine okumalar yapan hocalarımızın böyle tespitlerinden biri. Diyorlar ki insan şahsiyetinin inşasında, yani bir kimsenin karakterini inşasında temel alınacak isim Aziz ismidir. Yani bir kimse Rabbinin esmalarına uygun bir karakter inşası talep ediyorsa, ki hepimizin talebi bu değil mi? Rabbimizin isimlerinin üzerimizdeki tecellilerini yaşamak ve işte insanı kamile ulaşmak, salih bir mümin olmak. Bunu diyor nereden başlamalıdır? Aslında Aziz isminin tecellisinden başlamalıdır. Yani izzetli olmaktan başlamalıdır. Çünkü temel bu olursa diğer vasıflar yerini bulabilir diyor. Peki temele bu nasıl alınır? Her zamanki gibi Rabbimiz zaten bize bu yolu göstermiş ve bizi aslında buna uygun bir vasıfta yaratmış. Demiştik ki güç ve kuvvet sahibi olmak demektir. İzzet sahibi olmak. Rabbimizin aziz oluşu tabii onunki sınırsız bir güç ve kudret ve bir izzet. Bizdeki de şimdi güç ve kudret sahibi olmak, bunu nasıl anlayacağız? Bir duruş sahibi olmak, bunu nasıl anlayacağız? Aslında Rabbimiz bizi öyle yarattı. İrade sahibi olarak yarattı. Hepimizin iradesi mevcut. Eğer bir insan iradesini dizginleyemeyecek, iradesini kullanamayacak bir hale geldiyse, yani zillete düştüyse, o zaman bu güç ve kudret elinden alınabilir. Ama bunun dışında insan bir iradeyle yaratılmış. Yani güç ve kuvvetle yaratılmış. Bir kimseye Rabbimiz irade nasip etmiş, yollar göstermiş ve onu tercih etme gücüyle yaratmış. Belki içerisinde olduğumuz için fark etmiyoruz ama bir insanı, yani insanın en önemli vasfı, en büyük güzelliği ve özelliği aslında irade sahibi oluşudur. Bir kimse irade sahibi oluşuyla en büyük güce ve kuvvete sahiptir dedik. Buradan başladık. Nefsini fark etmek. Yani izzet sahibi kimse kendi nefsini, yaratılmışlığını, kıymetini, gücünü, kudretini fark eder. İrade sahibi olmasını fark eder ve hemen geçelim ikinci özelliğine. Aziz ismini, Rabbimizin aziz ismini üzerinde tecellisini taşımayı hedefleyen kimselerin üzerinde taşıması gereken hasletlerden bahsediyoruz. Yani Rabbimizin aziz ismiyle vasıflanmış bir kimse, izzet sahibi bir kimse bu özelliklere sahip olmalıdır diyoruz. Onlardan bir tanesi de kendi nefsini ve başkasının nefsini hakir görmez, hor görmez. Bu farkında olmadan o kadar çok yaptığımız bir hatadır ki, bir kendi nefsimizi hakir görmek, hor görmek. İkincisi başkalarının nefsini hor görmek. Ne demek bunlar? Aslında hepsi birer ayrı ders konusu. Fakat şöyle söyleyelim. Bir kimsenin kendi nefsine zulmetmesi de biliyorsunuz yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ve Allah Resulü'nün bize öğrettiği hayat şeklinde. Bir kimse ne yapamaz? Kendine eziyet edecek bir hale gelemez. Kendi onurunu zedeleyecek davranışlar yapamaz. Hatta bunu din adına yapması da yasaklanmıştır. İşte bedenine zarar vermesi yasaklanmıştır. Kendi ruhuna kendini böyle çok aşağı çekmesi, kendini yok sayması, nefsini yok sayması yasaklanmıştır. Aksine neyin altı çizilmiştir? Kendini fark et. Aslında bugün söylediğimiz şey de mesela yaşadığımız bazı böyle ruhsal sıkıntılarda, işte yardım almamız gereken zamanlarda, biz o yardımı alırken bize ne yapıyor o konunun uzmanı? Kendimizi fark ettiriyor değil mi? İşin özeti o oluyor. Yani kendini fark etmelisin. Kendinle ilgili varlığını yeniden, çünkü insanoğlu bazen yaşarken bazen birilerinin etkisiyle, bazen olayların etkisiyle kendini bir yerlerde bırakabiliyor.
Böyle hayatın zorluklarında artık kendiyle olan bağını koparabiliyor. Orada hemen bir yardım alıyor ve o yardımın içerisinde ne var aslında? Kendini tekrar hatırlatmak var. İşte burada bahsi geçen o irade, kendini fark etmek, bilmek insanın en büyük gücü ve kudretidir dedik. Kendi nefsini ve başkasının nefsini de hor görmemek. Kendimize yapmadığımız gibi başkasını hor görmemiz de yasaklandı. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerime var ki müfessirlerimizden biri bu konuyu işlerken şöyle bir ifade geçiyordu bir kitapta. Çok aslında belki kendimize ödev edilmemiş şeylerden biri. Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilen, çok fazla uyarılan meselelerin bir özelliği vardır diyor. O da bizim o konularda çok hızlı hataya düşebilecek olmamızdır. Yani biz o konuda çok hata yapacak olabiliriz ki bu konu bize bu kadar hatırlatılmış. İşte o da Kur'an-ı Kerim'deki en büyük uyarılardan biri. Birini hor görmek, birini aşağılamak. Öyle bir o kadar Rabbimiz bu konuda bizi detaylı uyarmış ki ayet-i kerimede bunu kaşla gözle yapmak bile yasaklanmış. Hatta değil mi bunu bir yüz ifadesiyle belirtmek, sözsüz belirtmek bile ne yapmış? Yasaklanmış. Neden bu kadar hızlı bir yasak? Neden bu kadar kuvvetli bir yasak gelmiş? Çünkü aslında kişinin zaten aşağılama duygusu nereden gelir? Kendi izzetini fark etmemekten gelir. Birilerini aşağılayarak var olmaya çalışan insanlar kendiyle ilgili problemleri vardır. Ve bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri kendiyle ilgili probleminin olmasıdır. Bu insanın kulluğunu engeller. Bu insanın insan olarak var olmasını engeller. Bu yüzden de ne olmuştur? Bu sıkça uyarılarak bizi bundan geri tutmuştur Rabbimiz. İşte tam burada dedik ki neyi konuşuyoruz? Rabbimizin Aziz isminin üzerimizdeki tecellilerini arıyoruz yine. Olmamız gereken vasıfları konuşuyoruz. Burada işte izzet sahibi olmak amacımız bu. İzzetli bir insan olmak. Güçlü, kudretli, kuvvetli, şeref sahibi, üstün vasıflara sahip olan biri olmak burada bir tuzağa düşebileceğimizi hatırlatıyor bize. Kim? İşte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hatırlattı. Allah Resulü de hatırlattı. Hadis-i şerifler o kadar büyük derya, o kadar büyük böyle insana zihnindeki soruları, zihnindeki cevaplayan parçaları birbirine tamamlayan bir bilgi ki hep hatırlatıyoruz, birbirimizi bu konuda tavsiye ediyoruz. Vaktimiz olduğunca muhakkak vaktimizi bereketlendirmek adına içine bir parça koymamız gereken işlerden biri hadisi şerif okumak, hadisi şeriflerle ilgili derslere katılmak, yeni hadisi şerifler öğrenmek ve hadisi şeriflerin yorumlarıyla ilgili bize verdiği mesajlarla ilgili aslında hayatımıza yeni bilgiler katmak, Efendimiz'den çokça duyduğumuz, bize aktarılan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Resulullah buyurdu ki, tevazu izzeti arttırır. Bildiğimiz bir hadis-i şerif, tevazu yani alçak gönüllülük, yani kendini yüksek görmemek, kibirlenmemek, tevazu sahibi olmak İzzeti arttırır. Neden böyle söyledi Allah Resulü? Çünkü bizim o izzet arayışındaki yolumuzda çıkabilecek tuzaklardan, ayağımızın kayabileceği yerlerden biri izzetin sahibini unutup kendimizi bulunduğumuz gücü, kudreti, güzelliği, üstünlüğü kendimizden bilmek. En büyük düşebileceğimiz tuzaklardan bir tanesi. Bu yüzden bize bu sıkça hatırlatıldı. Şimdi hadi burada hemen kalıp bir geri dönelim. Bir şey söylemiştik, demiştik ki burası önemli demiştik, altını çizmiştik. Kur'an-ı Kerim'de önce okuduğumuz ayet-i kerimelerde Rabbimiz bize defalarca ne dedi? İzzetin sahibi Allah'tır dedi. Ve sonra bir ikram olarak bunu peygamberlere ve mümin kullara ikram edildiğini söyledi. Bize onu müjdeledi. İzzetin sahibini, yüceliğin, gücün, kudretin sahibinin Allah olduğunu unuttuğumuz anda, asıl sahibine vermediğimiz anda başımıza gelecek şey ne? Onun adı kibir işte. Bu yüzden de Allah Resulü bize tevazuyu anlatırken neyle anlattı? İzzet sahibi olmakla anlattı. Yani o kadar birbirini tamamlayan ve böyle zihnimizde taşların yerine oturduğu bir şey ki ilim.
İlim yolcusu olmak bu yüzden çok kıymetli. Her bulduğunuz parça başka bir, hani benzetme yapıyoruz ya, bir puzzle'ın parçaları. Gerçekten öyle. Tevazu izzeti arttırır buyurdu Allah Resulü. Ve sonra bize çok şiddetli bir uyarıda da bulundu. Tevazunun zıttı olan kibirden bahsetti. Ve kibirle ilgili Rabbimiz Resulullah bize kibirle ilgili uyarısında belki de en bizi böyle titreten, bizi en endişelendiren uyarılarından biri. Çünkü çok net bir sonuç var. Allah Resulü buyurdu ki kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez. Zerre miktar. Şimdi biz günahlarla ilgili hep Allah Resulü'nün hani o kolaylaştırıcı, tabii ki Rabbimizin bize olan şeyi bu olduğu için, Rabbimizin bize olan muamelesi bu olduğu için, Allah Resulü'nün de bize işte günahlarla ilgili hep kolaylaştırıcı, teşvik edici beyanlarına alışkınız. Burada çok açık bir ne var? Cennete giremezsiniz var. Açık bir tehdit var ve zerre kadar kibir dedi. Yani çok şiddetli bir bizi korkutan bir cümle. İşte bu hadisi şerifi anlamaya çalışırken İmam Gazali bununla ilgili çok güzel bir kapı açıyor bize. Diyor ki bu kadar şiddetle yasaklanması ve bu kadar insanların kibirden sakındırılmasının bir sebebi vardır. Çünkü kibir olan yerde diğer güzel hasletler ziyan olur diyor. Yani bir kimse de eğer kibir oluştuysa bir süre sonra insan o güzel hasletleriyle de kibirlenmeye başlar. Şöyle düşünün, mesela cömert olmak çok güzeldir ama bir insan bakarsınız ki artık cömertliğiyle övünüyorsa, kibirleniyorsa cömertliğini ziyan eder. İşte bir insan çok anlayışlı olması çok önemlidir, çok güzeldir. Öfkesini yutabiliyor olması, öfkesini kontrol edebiliyor olması çok güzeldir. Ama eğer bununla övünmeye ve bunun bu gücün onu Allah'tan geldiğini unutursa yine ne olmaya başladı? Yine diğerlerini de ziyan etti. İşte bu yüzden İmam Gazali diyor ki eğer diyor bir kimsede kibir bulunursa bütün hasletler ziyan olur. Daha önemlisi kibir olmaya başladığında diğer hasletleri edinemez hale gelir. Kibir bir süre sonra ondaki o hasletleri de gidermeye başlar zaten. Artık onlar da gider ve elinde sadece kibri kalır. Ve kibir demek aslında Allah'a karşı büyüklenmek demektir. Hani bu güzel uyarıyı da bize Allah Resulü hatırlatıyor, değil mi? Sahabe Efendimiz endişe ediyor. İşte ya Resulallah, güzel elbise giydiğimizde ama kendimizi beğeniyoruz. İşte güzel işler yaptığımızda kendimizi beğeniyoruz. Allah Resulü gülümsüyor, tebessüm ediyor ve diyor ki siz onun Allah'tan geldiğini unutmadığınız müddetçe, onun sahibini unutmadığınız müddetçe kibirlenmiş olmazsınız. İnsan kendini beğenebilir, sevebilir, hatta sevmelidir. İnsan kendini sevmediğinde, yaptığı işleri onaylamadığında zaten psikolojik problemlere sürükler bu. Kibir nedir? Sahibini unutmaktır. Güzelliğin ve iyiliğin sahibini unutmaktır demiştik. Şimdi devam edelim kendimizde aradığımız özelliklere. Neden? Amacımız ne? Rabbimizin aziz isminin tecellisini üzerinde taşıyan izzet sahibi insanlar olmak. İzzet sahibi insanların vasıflarına devam ediyoruz. İlmini bu kimse şahsiyetinin merkezine neyi almıştı? Şimdi dedik ki az önce dersin o kısmında olmayanlar için bir hatırlatma yapalım. Rabbimizin Aziz ismi neyle hep birlikte zikredilmişti? Onun alim oluşu, hakim oluşuyla, merhametli oluşu, rahim oluşuyla birlikte anlatılmıştı. Şimdi biz de şahsiyetimizin merkezine Aziz ismini koymuştuk. Hemen yanına neyi koymamız gerekiyor? İşte Rabbimizin alim isminin tecellilerini, Rabbimizin hakim isminin tecellileriyle de birleşmesi gerekir. İşte bu yüzden diyoruz Aziz ismini, tecellisini yaşayan müminler, yani izzet müminler bilgiye değer veren, bilgiyle kendini güçlü hisseden, bilgisiz olduğu konularda büyüklük taslamayan kimselerdir. Bu insanın izzetli oluşunun bir göstergesidir dedi yine alimlerimiz. Sonra ilmini merhametle destekler. Evet, ilim çok önemlidir. İlim de bir güçtür aslında. İlim büyük ve kıymetli bir güçtür. Ama içerisinde merhamet olmazsa tehlikeli bir şeye dönüşür. Öyle değil mi? Bugün bakıyoruz mesela. İşte teknoloji çok kıymetli, çok güzel bir şey ama dünya üzerinde bazen insanları yok etmek için kullanılabiliyor. Bazen insanlara işte toplu zarar vermek için kullanılıyor. Demek ki güç merhametle, ilim merhametle birlikte güzelleşti. Zaten ne diyoruz? İlimsiz,
merhametsiz ve hikmetsiz bir güç yok edicidir. Oysa Rabbimizin gücü nasıl bir güç değildi? Yok edici bir güç değildi. Eğer öyle olsaydı Rabbimiz elindeki o yüceler yücesi olması, büyük kudret sahibi oluşuyla bizi anlık yok edebilirdi. Ve biz yok olmaya, belki işte cezalandırılmaya bir sürü sebep, bir sürü iş yapabiliriz. Ama Rabbimiz ne yapmıyordu? Öyle bir güç bize karşı kullanmıyordu. İşte Aziz ismini üzerinde tecellisini kullanan kimse de elindeki hasletleri, güzellikleri, vasıfları, gücü ve kudreti ne olarak kullanmaz? Merhametsizce başkalarına zarar vermek için kullanmaz dedik. Ve sonra o kimse izzetin sahibinin Allah olduğunu bilir. En önemlisidir. Çünkü bize ilk hatırlatılan dersin başında okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayın. Bize önce ne hatırlatıldı? İzzetin sahibinin Allah oluşu hatırlatıldı. Hadi o zaman hemen bunun bize nasıl hatırlatıldığını bir ayet-i kerimeyle, Ali İmran suresi 26. ayet-i kerimede ve bir duayla aslında dersimizin sonuna gelmiş olalım. Sonra küçük bir ekleme yapıp bitirelim dersimizi. Rabbimiz bize bir dua da öğretti aynı zamanda. Ali İmran suresi 26. ayet-i kerimede. De ki ey mülkün, yani bize şöyle bir dua, duamıza katabileceğimiz bir cümle. Bir duayla başlamıştık, bir duayla bitirmiş olalım. Ey mülkün gerçek sahibi, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de çekip alırsın. Her şeyin sahibidir Allah. Dilediğini yüceltir. İşte Rabbimizin dilediğini izzet sahibi kılması. Dilediğini de tabii ki bu dilediği kısmında, bunu daha önce de konuşmuştuk derslerimizde. Kulun arayışı, kulun yönlenişi, kulun isteği, kulun iradesi devreye girer. Ama verecek olan Allah'tır. Biz bunu anlarız ayet-i kerimelerden. Dilediğini de alçaltır. Hiç kuşku yok ki şüphesiz her şeye kadirdir diye Rabbimize dua ederiz. Böyle dua etmemiz Ali İmran suresinde bize öğretilir. Yani aslında hepimizin bir arayışı vardır. İzzet sahibi olmak. Güçlü, kuvvetli, onurlu bir duruşa sahip olmak. Saygı değer olmak. Saygı gösterilebilecek bir vasfa sahip olmak. Yani sadece bir insanlar tarafından beğenilmek, takdir edilmek değil, o hasletlere sahip olmaktır. İzzet sahibi insan bunun peşindedir. Başkalarının takdirinin peşinde değildir. Şimdi dersin başında geleneğimizden, alışkanlığımızdan, bir ayet-i kerimeyi okuma biçimimizden bahsetmiştik. Hadi gelin yine öyle bir alışkanlığımızla bitirelim. Bu sefer de büyüklerimizin bize sıkça ettiği bir duadan bahsedelim. Hatta belki bu duayı bazen böyle geleneğimizde var olan şeyleri unutabiliyoruz. Dil alışkanlığımızdan çıkarabiliyoruz. Çok güzel bir dua vardır büyüklerimizin bize ettiği. Babaannelerimize, anneannelerimize, herkes yaşamıştır muhakkak. Bir bardak su götürürüz. Su içtikten sonra onlar bize dua ederler. Derler ki su gibi aziz ol. Böyle dilimize yerleşmiş çok güzel dualardan biridir. Su gibi aziz ol. Neden böyle der? Su gibi aziz olmak ne demek? Zaten bizim arayışımız aziz olmaktır. Yani insanın bu dünyadaki yaratılış gayesidir aziz olmak, izzetli olmak. Çünkü ne demiştik? Karakterimizin inşasının temeliydi aziz ismi. İzzetli olma, o temeli oluşturmak ve sonra başka vasıfları ona eklemekti. Su gibi aziz ol dedi büyüklerimiz. Bakın hani hep söylüyoruz ya, büyüklerimizin o irfan dolu cümleleri, sözleri, bazen belki pek çok şeyi bilmediğini söyleyen, işte kendisini işte şunları şunları okumadım diyen bir kimse bazen o irfan yoluyla bize büyük şeyler aktarabiliyor. Bunlardan bir tanesi de bu güzel sözler, bu dualı cümleler. Onları biz de bir sonraki nesle aktarmak herhalde güzel bir şey olur. Güzel bir yaptığımız güzel işlerden olur. Su gibi aziz ol demek aslında su gibi izzetli ol. Yani su aslında güç sahibidir, kudretlidir, güçlüdür. Şimdi şöyle düşünün, dünyadan suyun çekildiğini düşünün. İnsanoğlu yok olur. İnsan suyla vardır. Sonra
faydalıdır. Belki de dünya üzerindeki en faydalı insanlara, hayvanlara, bitkilere hizmet eden, yani hepimizin varoluşunu sürdürmesine sebep olan Rabbimizin büyük ikramlarından biridir. O olmazsa hayat olmaz. Ve işte bu aslında suyu güçlü ve kudretli, yüce, üstün kılar. Yani su kıymetli bir şeydir. Su gibi aziz ol da işte böyle kıymetli ol. Ama onun kaynağının da Rabbimiz olduğunu unutma demektir. Çünkü belki su üzerinden değil mi? İnsanoğlu her şeyi unutsa bile suyun Rabbinin ona en büyük ikramı olduğunu unutmaz. Ondan ister ve onsuz kalmaktan korkar ve Rabbine sığınır yine. İşte su gibi aziz ol da bize büyüklerimizin öğrettiği çok güzel bir dua şeklidir. Rabbim bizleri aziz kılsın inşallah. Bizleri izzetli bir duruşa sahip olan müminlerden eylesin. Rabbimizin aziz ismini anlamayı, idrak etmeyi ve Rabbimize bu isimle yaklaşmayı, yakınlığımızı arttırmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri İzzet sahibi bir kimse olarak diğer güzel vasıfları da üzerinde taşıyabilen bir ahlak inşa etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah diyelim. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Katıldığınız için yine çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah onun bütün isimlerini birlikte konuşup idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bize o zamanı, vakti ve inşallah gücü takdir ettiyse birlikte olmayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.